Merhabalar, Pegasus'la devam ediyoruz. Pegasus şimdi şuradaki bir majör düşüş trendiydi. Bunu kırdı. Üstünde kaldı ama aşağı süzülmeye devam etti. Tabii iyi bir şey de bunun üstünde kalınca iyi kötü aşağılarda bir destek buluyor trendte ve tekrar yukarı hareket yapıyor. Sonunda da burayı da bir üst kanala kırmayı başardı. Ama maalesef süzülme gene aşağı doğru gerçekleşti. Yani ayrılamıyor şu çizginin etrafından bir türlü. Şimdi burada günlükte çizdiğim bir şeydir bu da. Şöyle bir bakayım. Şunu bir kaldırayım. Destek olarak çizdim büyük ihtimal ama günlükte. Şöyle bir kaldırayım. Şimdi 2 saatlik grafik. Tabi başka türlü oluyor. Yani stop ve destek 43-80. Buranın altına inerse tabi bir stop edilir. Dönerse tekrar alınır. Dönmezse de dip yaptığı yere kadar bakılır. Çünkü şurayı kırdığı zaman altta 39 lira falan var. Onu bir söyleyeyim. Aşağı yukarı 39'lar, hatta 38'ler falan var. Yani bir alt kanalın trendi bu. 50 saate geldi. Üstünde kapatmayı başardı mı diyelim. Bakalım başardı diyelim. 2 kuruşla üstünde kapatmış. Ve diğer bir düşen trendini de kırdı. Yani iyi olan şeyler var. Onu söyleyeyim size. Bir şöyle baktığım zaman çok tabii kuvvetli bir mum. Bu da güçlü bir mum. Bu mumdan sonra 2 saatlikte yükselişler beklenir. Onu bir söyleyeyim size. Şimdi stokastik daha yolun yarısında. Yani bir momentumu devam ederse böyle kağıdın MACD de stokastik içinde daha çok fazla yol var yükselip de bir düzeltme için ama şöyle bir dikkatinizi çekersem yani şuradan keselim mesela. İşte bu kağıtta maalesef 65 civarı 70 civarı genellikle 2 saatlikte düzeltmeler gelmiş. Bazen tabi daha fazla olmuş. Neredeyse 90-100'e kadar olmuş ama şurası muhtemelen şey tepkisi. Bakayım. Evet şu 7 Ağustos tepkisi. Dolayısıyla düzeltme merak ediyorsanız burada şöyle bir büyüteyim. Yani şuradaki 48 lira civarı diyorum. Yani 47-52'yi de alabilirsiniz tabi. Yani buralara eğer bir momentumla giderse sonrasında bir düzeltme gelme ihtimali de olabilir. Onu da söyleyeyim. Yani direnç olarak yani 380, 47, 52 de alabilirsiniz ama burada daha sağlıklı olan 48, 44, 48 buçuk lira civarı. Şimdi yeni bir trend yaparsa tabii 2 saatlikte yükseliş trendi döneriz bakarız. Şu anda bir trend yapıyor demek için de çok erken onu da uyarmak isterim. RSI de takip edilebilir. RSI şu an 61'de 70'ten sonra aşırı alıma giriyor. Şimdi 2 saatlikte bu kağıt çok uzun zamandır aşırı alıma girmedi Mayıs'tan bu yana. Genellikle 70 civarı o da 60-70 arasında bir düzeltmeye gitti. Onu da hatırlatayım. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok herhalde. Sadece günlükte bir formasyon bir şey var mı ona bakacağım mı? Yok ama yükselişe dair güzel. İki tane beyaz mum yapmış. 20 günün civarına gelmiş. Yani 20 gün önemli. 20 gün direncini kırarsa bakın yarın gene. Bu tabi bu günlük kapanış için geçerli burada söyleyeyim. Yani 46-47'nin üstüne kapatırsa tekrar 48 derecene doğru bir yolculuk olma ihtimali yüksek olur. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Hepinize iyi akşamlar.